dalmadan geçtin mi? Soğuk sudan içtin mi? Efelerin içinde körük taliyi seçtin mi? Ey dilinin efesi, efesi, efelerin efesi. Ey dilinin efesi, efesi, efelerin efesi. Bozdağ'ın neyle geçiniyor? Tarımla mı geçiniyor? Tabii Bozdağ'ın %90 tarımla geçiniyor. Tarım ilçesi. Son günlerde hayvancılık, tarım ürünlerinin para yapmaması nedeniyle de hayvancılığa doğru bir yöneliş var. Ama bildiğim kadarıyla zeytin ve incir ana, bayağı zeytin, ana ürünler. Ana ürün. Dağlarda da her taraf zaten zeytin. Zeytin. Ve zeytinyağlarının, zeytinlerin %90'ı organik. Yani özel bir gübreleme, özel ilaçlama yapılmıyor. Bir de bir başka bir şey biliyorum başkanım, duymuştum daha evvelden. İyilek denen bir meyve var. Yani incirle alakalı, bir onu anlatır mısınız ne olduğunu? Şimdi bizim burada yerel dilde top dediğimiz, iyilek dediğimiz incirin erkeği. Yani erkek ürünü. Bunun içinde milyonlarca küçük sinek var. Bunlar incir ağacındaki incir toplarını dölleyerek incirin daha tatlı olmasını sağlıyor. Bu erkek de deniyor bunun ısrarı. İşte biz çok erkek de ihraç ediyoruz o sene. Aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış damda yatar olan. Aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış damda yatar olan. Başkanım, başka bir şey daha sormak istiyorum. Bozdoğan Aydın'da biraz daha yukarıda kalıyor değil mi? Yüksek. Evet. Evet, 300 rakımlı. Yayla, yarı yayla gibi yaylalarımız da var, ovalarımız da var. Yani Bozdoğan'da aynı anda gördüğünüz gibi 3 mevsimi de yaşamak mümkün. Madran Dağı'nın tepesinde kar, 15 dakika sonra karın yanına gidebiliriz. Evet. Oradan biraz daha aşağı indiğimiz zaman işte daha serin bir havaya rastlayabiliriz. Ovaya indiğimiz zaman böyle güneşli bir gibi bir hava alabilir. Aynı günde 3 havayı, 3 mevsimi yaşayabiliriz. Bozdoğan'ın nesi meşhur demiştik belediye başkanımızla? Pidesi meşhur. Eğer Bozdoğan'a gelip de Ahmet abiyi bulmazsanız, Ahmet abinin o güzel pidelerin tadına bakmazsanız olmaz. Doğru mudur abi? Çok doğru söylüyorsunuz. Hakan Bey, önce hoş geldiniz derim ben size. Hoş bulduk. İçeri geçelim hemen Ahmet abi. Buyurun. Şimdi Ahmet abi bir şey söyleyeceğim. Bozdoğan'ın pidesi meşhur. Bozdoğan'ın pidesi meşhur ve suyu meşhur biliyorsunuz. Suyu meşhur. Suyu ama pidesi. Şimdi insanlar Ege'nin çeşitli yerlerinden grup grup turlar düzenliyorlar pide yemek için buraya. Evet, bu doğru mu peki? Doğrudur efendim. Her hafta aşağı yukarı tur gelir bu İzmir'den, Denizli'den, Aydın'dan pide yemeye gelirler özellikle. Peki pidemizin özelliği ne? Hangi çeşit pideler var burada? Pide çeşitlerini çoğaltabiliyoruz ama yaygın olarak kıymalı, peynirli, pastırmalı, tahinli, çökelekli, çörek dediğimiz bir şey pideler var. Ama bunlar çoğaltılabiliyor, spesiyal oluyor. İşte efendim sucuklusu olur, salamlısı olur, mantarlısı olur. Yapar. En özeli hangisi? Kıymalı, peynirli, tahinli. We'll be right back.
Bir de kaymaklı bir şey kaymaklı, var. Kaymaklı, peynirli, yumurtalı ve tahinli. O da inanılmaz bir şey o kaymaklı pide. Evet, ya. Yani o senden başka kimse de yok galiba değil mi kaymaklı pide? Ben ilk defa duydum. Kaymaklı pide bizden başka Boğazdan'daki arkadaşlar da var ama Boğazdan dışarı çıktığın zaman hiçbir yerde yok. Kaymaklı pide hiçbir yerde yok. Diyorsunuz ki bizim pideyi eğer merak ediyorlarsa, bizim pidemizi yemek istiyorlarsa 360. üşenmeyecekler Bozdağ'a gelecekler. 363 gün buradayız. Bozdağ'ın Aydın'a ne kadar uzaklıkta? 75. 75 kilometre. 75 kilometre. Aydın merkezi. Evet. Ama yani Aydın'dan geçerken ya da Çin'e giderken, Söke'ye giderken insanlar bir Bozdağ'a bir uğrasınlar. Tabii. Bir pidenin tadına baksınlar. En azından Nazilli Denizli tarafına geçerken daha yakın oluyor mesela. Aydın'dan belki uzak gelir ama şeyden Nazilli'den daha yakın. Çok yakın. Suyumuzun tadına baksınlar. Hem suyunu baksınlar hem pidesini yesinler yani. Peki. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Ahmet Hocam. Ellerine kollarına enerjine sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Bozdoğan Deve Güreşleri Arenası'na gideceğiz. Ama aklıma şu geldi. Geçtiğimiz sene içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir Aydın programında yine Bozdoğan'a uğramıştık. Ve orada Sami Polat abimiz bize zeytini, zeytinyağını anlatmıştı. Hatta zeytinyağının tadına da bakmıştık. İstiyorsanız gelin o röportajı bir hatırlayalım. Sami abicim şimdi zeytin bu bölge için çok çok önemli. Evet. Değil mi? Çok önemli bizim için. Gelirken de baktık her yerde zeytin ağaçları var. Yollar hep zeytinliklerin içinden geçerek geldik. Türkiye'nin doğasında var zeytin zaten. Bizim can damarımız, kalbimizin dostu zeytinyağı ve zeytin. Ben bu gezimde bir şey öğrendim. Zeytin bir sene verirmiş, bir sene vermezmiş. Öyle mi bir randımanı mı var bu işin? Zeytin yorulduğu için ağaç yorgunluk getiriyor ve gençleşiyor, yeni sürgüne giriyor. Ve yeni sürgünde yeni çiçeklerle yeni zeytinlerimizi alıyoruz. Mesela bu sene vermediği sene mi bu bölgede? Yok senesi. Yok senesi. Evet, yok senesi. Bir dahaki seneye var senesi. Bir daha seneye var senesi. Ama şu anda biz yine zeytin gördük burada. Beraber sizinle zeytin gördük, sıktık. Şu anda 120. Yani var olanlar da var. Var olanlar da var. Vermeyen zeytinler şu anda zeytin veriyor. Bak bu ışık senin ışığı. Dağlarına haydoş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak. Omuzumda yeşil bir dubak. Delice, delice zeytin. Peki şimdi buraya geldi zeytinler. Bize şu bir işlemi anlatabilir misiniz sırasıyla? Ne oluyor zeytin? Şimdi önce yıkamadan geçiyor. Yaprak, çöp komple yıkanıyor. Kumu taşı yıkanarak vibrasyona geliyor. Oradan kırıcımız da hamur haline geliyor. Hamur haline geldi sonra malaksörümüzde 20 dakika iner 45 dakika arasında zeytinin bu yapısına göre değişiyor. Homojen olduktan sonra yeniden dekantörümüze geçiyor. Orada yağı, suyu ve posası ayıklandıktan sonra separatörümüze geçiyor. Separatörden artık yemeklik yağımız, çiğ yağımız çıkıyor. Şey söyleyeyim, zeytin mesela, zeytinyağı beklemez mi? Beklemesi gerekmez mi? Beklemesini hiç gerek yok. O anda yiyebiliriz o yağı. Hemen o anda. O anda ekmeğe banıp yiyebiliriz. Ekmeği ban diyorsun. Ya muhakkak tabii. Zeytinden aşımısın, güzeller başımısın, gönderdiğin. Sevgili izleyiciler bakın şunu söyleyeyim size. Aydın'a geldiğiniz zaman, Bozdoğan'a geldiğiniz zaman, bu bölgeye geldiğiniz zaman hakikaten zeytin bambaşka bir şey. Ama şunu da söyleyebilirim size. Bir Ege'li, bir Aydınlı için beyaz peynir olmasın, efendime söyleyeyim salam olmasın, sucuk olmasın. Sadece zeytini ve zeytinyağı olsun, yanında bir tane ekmeği olsun, bir de soğanı olsun tamamdır bu iş. Başka bir şey istemez ve Aydın'ın en büyük özelliği kırmızı zeytin. Kırmızı zeytin. Bu da bize özel. Aydın'a özel kırmızı zeytin olarak. Sevgili izleyiciler şu anda kırmızı zeytin bu tarafta. Ben dedim ki ama kırmızı zeytinde biraz zeytinyağı, biraz pul biber, biraz limon sıkalım üstüne. Ekmeğimizi bana bana yiyelim dedim ama olay budur değil mi? Evet doğrudur efendim. Bir de yanına da bir kafa soğan. Soğanı ezeceksin. Soğana vurup soğansız olmuyor bu tabii. Ege'liyiz, Aydınlıyız. Muhakkak tabii Aydınlıyız. Peki kalbinize sağlık abi. Ben sabırsızlanıyorum. Buyurun. Ben dalacağım buna. Buyurun buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim güldeyim. Ah çatal olur. Efendim güldeyim. Arkamda gidiyor. Deve güreşlerinde bir gelenek var.
O da şu, halı gecesi düzenleniyor bir gece öncesinde. Bu güreş organizasyonundaki bir takım işte maliyetler karşılansın diye orada açık arttırmayla güreşin, deve güreşlerinin ağası seçiliyor ve bir para toplanıyor. Çok da renkli bir gece. Ve bu gece güreşlerden bir gün önceki gece gerçekleştiriliyor. İstiyorsanız önce sizi halı gecesine götüreyim. Bir gece öncesine, dün geceye yani. Sonrasında da zaten şu anda arenaya gidiyoruz. Sabah olsun çarşıya giderim. Sabah olsun çarşıya giderim. Sabahlarla dayanamam Osman Aga. Yalancı senin adamım Osman Aga. Milyar lira veren, 10 milyar lira gönderen, 11 milyar lira...